Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Ababam sınıfı gençlerle buluşuyor etkinliğimize hoş geldiniz. Hafızalarda yer edinen ve uzun sürede hafızalarımızdan çıkmayacak Hababam sınıfı ekibi sizleri selamlayacak. Sırasıyla Ercan Gezmiş, Ahmet Arıman, Mehmet Çatay, Teoman Ayık, ve Ataşehir Belediye'mizin kendisi de çok değerli bir personeli olan Tüncay Akça. Şimdi film gösterimiz var. Yaklaşık 1,5 saat sürecek. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Hep beraber izliyoruz. Satırken bize böyle Ahmet Arıman Tuncay Akça yani hocam. E o zaman Ahmet'i bir alkış olur. Yok. Benim çok hoşuma gitti. Böyle sizlerin Tuncay'ıma benim güzel kardeşime sahip çıkmanız sevgili hocamızın da. Abi yardımcı ihtiyacın varsa ben her an gelebilirim. Çok güzel. Evet buyurun kardeşim. Ercan abi, moderatör olarak sen bize ilk baştan yol göster, biz devam edelim. Evet, zamanında Ercan Bey kültür, Yunus Emre Kültür Merkezi'nin müdürlüğünü yaptı yıllarca. Bakırköy Bilgisayar. Evet, evet. Arkadaşlar, sevgili başkanım, sevgili müdürüm, değerli konuklar, sevgili gençler, biz Hababam sınıfı filmi oyuncular olarak bizleri İlçenize kabul ettiğiniz için ve bugün burada büyük coşkuyu gösterdiğiniz için cani gönülden hepiniz yüreğinden almışlıyorum. Bugün burada Hababam sınıfının çok küçük bir bireyler olarak buradayız. Biz şu anda hayatta kalan Hababam sınıfı film oyuncuları olarak toplam 17-18 kişiyiz. Ve bu sene ilk Hababam sınıfı 1975 yılının 15 Nisan'ında çekilmişti ve 41. yılımız. 41 kere maşallah diyoruz ve nice 41 yıllar sonra bu film yine özlemle seyredilecek. Çünkü neden? Az evvel Sayın Başkanım'ın dediği gibi biz şu sıralarda bu filmi seyrederken inanın sanki biz çekmemişiz gibi aynı heyecanla, coşkuyla ve gözlerimizin de şurasından bir damla akarak izledik. Niçin izledik? Çünkü 1975 yılındaki imkanlarla çok büyük bir iş yapılmış arkadaşlar. Biz o zamanlar sizlerin yaşındaydık. Şimdi kendime bakıyorum, Mehmet kendine bakıyor, Ahmet kendine bakıyor. Gerçi Ahmet'i mumyaladık o seneden bu seneye kadar, pek değişmedi de. Abi ne alakası var? Yurt dışına çıkışımı yasaklamışlar. Tarihi eser diye. Evet. Biz bu filmlerin oyuncuları olarak bu onuru taşıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi toplam 17 kişiyiz ve 35 sene sonra bütün arkadaşlar bir araya geldik. Bu sosyal medya denilen olay
muhteşem bir şey. Birbirimizi bulduk ve şimdi hiç ayrılmıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerindeki üniversiteleri bize direkt söyleşi olarak davet ediyorlar. Biz de seve seve gidiyoruz. Festivallere gidiyoruz. İnsanların bize karşı olan duyguları, sevgileri, saygıları inanılmaz, sizlerin gösterdiği gibi. Biz bu onuru yaşıyoruz ve bu onuru da yaşamaya devam edeceğiz. Biz bu filmleri çektiğimiz zaman sevgili Mehmet Çatay kardeşimin dedesi seyrediyordu. Film bitti, seyretmeye babası başladı. Sonra Mehmet seyretti. Daha sonra Mehmet'in oğlu seyretti. Mehmet'i hatırladın mı? Şimdi hatırlatacağım Mehmet'i de. Şimdi de Mehmet'in torunu seyrediyor. Yani arkadaşlar, beşinci nesil. Mehmet de kim biliyor musunuz? Az evvel filmde seyrettiniz ya, ağacın altında Kemal Sunal suratına tokat vurup da sigarasını aldı ya, o işte o arkadaşımız Mehmet. Şimdi tabii ki bizleri hatırlamanız biraz zor ama şuradaki posterde bizlerin resimleri var. Sizlerle karşılıklı konuşacağız ama dediğim gibi bizler bu onuru taşıyoruz ve Allah'a çok şükür birlikteyiz. Sevgiyle Hababam sınıfının film oyuncuları bir arada ve bu Hababam sınıfı filmi oyuncularının da bir takım sosyal aktiviteleri var. Bunu da zaman içinde konuşacağız, anlayacağız. Şimdi kendilerimizi tanıtmak için önce isterseniz Tuncay ev sahibi, onu en sona bırakalım ve sevgili Teoman Ayık'tan başlayalım. Benim adım Teoman Ayık. Hababam sınıfından sonra birçok başrol dizi ve filmlerde oynadım. Hatta en son çekilen sahne kamu spotundaki sigara yağcılığa ben anında karıştım. Bir an adam benim. Az evvel pardon. Az evvel gençler size söyleyeyim ya, hakikaten bu sosyal medyanın yanılmaz. Tövben yıllardır sanat camiasının içinde, yani bizler bıraktık ama Tövben hiç bırakmadı. Ama bir kamu spotu sigaraya acilen bırakman gerektiğini dediler. Şu anda Tövben de Tarkan aynı eşdeğerli dışarıda dolaşıyorlar, inanıyorum. Şimdi Hababam, zaten bahsettim, Hababam sınıfında 40 yıl geçti. Çok büyük bir zaman. O zaman bu durum hala oluyor. Ben izliyorum. Herkes izliyor bildiğim kadarıyla. Ben az evvel burada izlerken gerçekten gülmez komedi sahnesinde güldüm, hakka attım ve duygusal sahnede ağladım. Yani gerçekten gözyaşı döktüm. Mesela Selma Özdemir'in okulu bırakmak istediğinde, engel olmak istediğim dostluk sahnesinde bir acayip oldum. Tabii ki sizler öğrencisiniz, bize çok yakınsınız o zamanki zamanımıza göre. Hepiniz içinizde bir şeyler vardır. Bizim yaşadıklarımızdan kesin birkaç sahne vardır hepinizde. Bu uzun zamandır Hababam sınıfından sonra dediğim gibi kamu spotları ya da birçok başvurum var ama hiçbiri gündemde değil. Hele benim bir Dilan diye dizim vardı ki yerinden uydu o zaman. Unutuldu gitti. Hababam sınıfı unutulmadı. Kamu spotu olduğunu çöpeli var. Geçen gün yolda birisine içeri diyor. Hocam diyeyim, doktor sanmış daha zaten. Kamu spotundan sayede sigarayı bıraktım. Ne kadar bıraktın dedim. Valla bilmiyorum hocam, bırakmaya çalışıyorum demeye başladı. Ama inşallah herkes sigarayı bırakacak. Bizim o kamu spotundaki sahibi şu. İnsanların sigarayı bırak demek değil. Çocukların yanında kesinlikle içmeyin. Astım atılı ve türlü atılı yol açar diye söylemektir. İnşallah kimse çocukların yanında sigara içmiyordu. Babaların annelerine söyleyeyim bunu. Sevgiler, saygılar. Hababam sınıfından sonra öğrenci tıp saatimizi de bitirdik. Şimdi Mehmet Çatay arkadaşımızı tanıyoruz. Öncelikle sevgiler sunuyorum. Mehmet Çatay benim adım. Ataşehir Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyorum. 19 Mayıs gibi çok önemli bir bayramı hiç kimse kutlamayı düşünmezken büyük bir cesaretle böyle bir şey yapmış olmaları inanılmaz güzel. Bu parçanın içinde öğrenmek için istiyorum. Hababam sınıfının başkanı zaten anlattı. Gerçekten her yerde deva bir film. Biz de bunun içinde bulunuyor olmamız hepimize çok ayrı bir gurur veriyor tabii. Ercan'ın da dediği gibi torunumuza kadar herkesin seyirli olması
olması büyük bir onur. Bunu yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece herhalde. Yapayım mı böyle? Çok fazla bir şey söylemeyeceğim ben. 41 yıl medya sektöründe çalıştım. Emekli oldum geçen Eylül ayında. Şimdi çiftçilik yapacağım önümüzdeki dönem. Ve hava halkla gezmeye devam edeceğim. Sevgili Mehmet Çakay, pek reklamı sevmeyen bir arkadaşımızdır ama söylemeden geçemeyeceğim. 41 yıl boyunca medyanın çok güzel yerlerinde bulundu. Ve son yıllarını da yani 15-20 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nün içinde bulundu. Alex Tarkıcı... Bir gecede özel bir uçakla Anelka'yı Türkiye'ye getiren adamdır. Alex'i aynı şekilde Türkiye'ye getiren adamdır. Çok uzun yıllar Fenerbahçe dergisini çıkartan genel yayın yönetmenidir. Ve Eylül ayında emekli olmaya karar verdi. Emekli oldu ve şimdi Ayvalık'ta zeytincilik yapmaya başlıyor. Ve onun da çok ciddi kurslarına gidiyor. Artık arkadaşımız zeytinyağcı ve zeytinci olacak. İnşallah medyadan sonra bu nasıl geçecek bakacağız. Evet. Bu arada bir giriş yapmak istiyorum. Yani Alman sınıfı oyuncularını ya da işte bizleri hep şey görmeyin böyle Berkuş gibi falan filan adetmeyin. Aramızda pilot bile var. O derece değişik insan grubu var. Amerika'da yaşayan insanlar var. Organizatörler var. İş adamları var. Çok enteresan bir skala var aramızda yani. Şu anda en çok okunan Sözcü Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni bile Hababam sınıfının oyuncusudur ve burada çok net seyrettiniz. Ona da buradan ve bütün Hababam sınıfındaki diğer arkadaşlara selam olsun. Ve sevgili Ahmet Hanım'a da mikrofonu bıraktım. Buyurun hocam. Arkadaşlar merhabalar. İsmim Ahmet Erman. Tanıyorsunuz değil mi çocuklar? Tanıyor musunuz? Hayır. Eyvallah. Yıllar önce müzik müziğe başlamıştım ve bir turneden sonra yani Lüneş Kulu'da çıktığımız bir turneden sonra kendimi Hababam sınıfında buldum. Hababam sınıfının Ayte İsmail'i oldum. Beni Ayte İsmail'i yapanlardan Allah razı olsun. Onlara buradan şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ataşehir'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada Ataşehir Belediyesi'ne ve sizlere hizmet etmekten de onur duyuyorum. İnşallah bundan sonra sevgili müdürümle beraber sinemanın 100. yılında Ataşehir içerisinde çok renkli işler yapacağız bunları. Yani sizlere bir şey olarak söyleyelim. Buralarda güzel işler yapacağız ve güzel filmler seyrettireceğiz. Ben Hababam sınıfına ayakkabı boyacılığıyla başladım. İstanbul'da Fikirtepe'de doğdum, büyüdüm. Daha sonra koşu yolunda ortaokul okurken bir arkadaşım vasıtasıyla sete gittim. Orada da abilerim beni çok sevmişler. Piyasada 1 liraya ayakkabı boyarken onların yanına geldim. 2,5 liraya ayakkabı boyamaya başladım. Öyle zaman oldu ki ayakkabının kenarından bir parmak çıkıyordu. Öyle ayakkabılar boyarken abilerimizin güzel ayakkabılarını boyadık. Sonra bir baktık bir kahkahamızda sinemanın içinde oldu. Tabii 100'e yakın sinema filmi, bir sürü diziler yaptık. Ama Hababam sınıfında oynadık. Hala Hababam sınıfının o küçük Türkçe'yi olarak kaldık. Hiç büyümedik. Ufaklık olarak kaldık. Yeni Hababamlarda da oynadık ama tabii insanların beyninde eski Hababamlar daha şey kaldılar, yani belirgin kaldılar. O yüzden de böyle bir işi yapmaktan, onlarla beraber olmaktan, onlarla beraber büyümekten büyük mutluluk duydum. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yani şu an hasta yatağında yatanlara da acil şifalar diliyorum. Abilerime de huzur ömürler diliyorum. İlk soruya cevap vereyim, kız lisesi diyebilir ama değil. Koşu yolunda bugün, Koşu yolu öğretmen evi diye Valide Bağ diye bir yer vardır. Duymuş musunuzdur?
Valide Bahri içerisinde bir tarihi köşk var. Yani şimdi bu filmin seyrettiğiniz köşk hala duruyor ama restore edildi. Ve içinde öğretmen evi var, öğretmenler evi var. Fakat biz 2 sene evvel bu filmi çektiğimiz oda var ya, çocuklar sınıf var ya, o sınıfı aslına uygun bir şekilde müze haline getirdik. Eğer koşu yoluna yolunuz düşerse sobasıyla, perdesiyle, sandalyesiyle, sırasıyla, her şeyle birebir müzemiz orada var ve Balmumu heykelinden Münir Özkul'un, Adile Naşit'in, Kemal Sunal'ın ve Halit Akçatepe'nin de balmumları var ve bizlerin de resimleri var. Tavsiye ederim bir cumartesi veya da bir pazar günü koşu yolundaki Valide Bal'da öğretmen evinin içindeki Hababam Sınıfı Müzesi'ni muhakkak geziniz. Kimsiniz? Gazetesi verdi. Yani ben buyurdum. Benim meşhur bir sahnem vardı ilk filmde Hababam Sınıfı'nda. Ayakkabısının altından kopyayı veren de benim arkadaşım. Evet. Sahneleri çok merak ediyordum da bu set aralarında da sürekli top oynuyormuşsunuz galiba. Gerçekten. Kendi aranızda. O sahnelerden biraz bahseder misiniz? Tabii Tuncay'a oynuyorduk. Yani oradaki oynadığımız o top gerçek bir toptu. Sonra bizim top oynamamız bittikten sonra bizi içeri alıyordu. Rahmetli Erdem Eğmez çekim yapıyordu. Arkadaşlar size bir şey yani hatırladığım için anlatmak istiyorum. Hürriyet gazetesinde bir ilan çıktı. Çekilecek Hababam Sınıfı filmi için oyuncular aranıyor diye. Şimdi zaten herhalde zaman zaman bunu internette görüyorsunuz. Türkiye'nin birçok yerinden birçok insanlar müracaat etti. Çok insanlar müracaat etti. Ve işte bu gördüğünüz grup elendikten sonra kaldılar. Bizi alıp bir gün Beyoğlu'ndaki yazıhaneden bu kadın çekilecek yere götürdükleri zaman bakın düşünebiliyor musunuz? 17 yaşındasınız. Gidiyorsunuz bu okullar karşınızda Tarık Akan, Halit Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul. Yani daha anlatamayacağım sanatçılar, Şener Şen. Yani biz 17 yaşındayız, şaşırdık kaldık. Rahmetli Ertem Eylaz o kadar büyük yönetmendi ki 15 yıl film çekmedi arkadaşlar. Bizi oraya kampa aldı. Büyüklerimiz yani Münir Özkul'dur, Tarık Akan'dır, Kemal abidir. Büyüklerimiz bize hepsi sahip çıktı. Bir evlat gibi, bir yeğen gibi, bir kaynaşma oldu. 15 gün sonra artık o kadar iç içeydik ki 16. gün Erdem Eğilmez motor dedi. Yani eğer ilk gittiğimizde biz orada hemen filmin karşısına, kameranın karşısına geçseydik çok hocalardı. Ama orada inanılmaz bir abi kardeş. Biz kendi aramızda inanılmaz bir arkadaşlık ve kardeşlik olayımız vardı. Az evvel sordunuz ya film bittikten sonra ne yaptınız diye. Bir asker teyzesi olduğu zaman veya bir lise öğrencisi liseden mezun olduğu zaman duyduğu acıyı, ızdırabı biz de duymuştuk arkadaşlar. Olay mı? Arkadaşlarımız gitmişler falan yazıhaneydi. İşte Dilaver diye bir arkadaşımız var. Yani bir şey yoktu Dilaver yazıyor ya. Aslında Malatyalı çocuk. Babasından para alıyor, üniversiteye gitmek için İstanbul'a geliyor. Bir bakıyor ki böyle bir ilan var, üniversiteyi falan bırakıyor, Hababam Sınıfı'na giriyor. Ve film çekiliyor, oynuyor. İşte sonra Malatya'da film oynuyor. Adamı bakıyor, ulan bu benim oğlum ne arıyor burada diyor. Ben bunu üniversiteye gönderdim, bu gitmiş Hababam Sınıfı'na girdi yazılmış diye. Okula evet. Göndermiş, bunu Hababam Sınıfı'na girdi. Hababam Sınıfı'nı alacağım soruları ara ara bilgileri de aktarmak tamam. Bir dahaki sene çocuk hakikaten üniversiteye giriyor, inşaat mühendisi oldu. Evet. Evet. Ve bugün Türkiye'de birçok otoyolların projesini yapan hakikaten kuvvetli bir arkadaşımızdır. Senin ikinci sorun mu? Dördüncü soru. Bir soru peki. Hiç spora yatırım yaptığım kulüpte başkan olduğunu duymuştum da. Evet. Zaten iki başkan var. Birisi Aziz Yıldırım, biri Tuncay Akça. Kulüp başkanlığı falan diye böyle bir şeyimiz yok. Ama biz sizin gibi değerli kardeşlerimizi, yani size teyze diyor. Yani bizim mahallemizi biliyorsun. Yani yok böyle kozmopolit bir mahalle ve çocuklar
çok kullanılmaya müsait bir mahalle. Biz de bu çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spora alıştırmak istiyoruz. Sağ olsun yani belediye başkanımız, battal başkanımıza ben yeni dönem başkanlık yapmaya başladım. Tabii kulübü kuran dedim ama ben epey zaman bir ara verdim. Battal başkanımızla bunu konuştuk. Onlar da bize destek verdiler. Bu senede sevgili başkanım, sağlık başkanım da sahamızı inşallah yaptıracak. Onda sözü var. İnşallah 26'sında sahamız yapıldıktan sonra orada daha çok böyle değerli çocuklarımızı orada o alana katacağız ve kötü alışkanlıklardan kurtaracağız. Bizim amacımız başkanlık falan değil. Bizim amacımız onlara bir hizmet etmek, onlara sahip çıkmak. Tuncay Bey, o zaman bizi çağır. Albom sınıfı senin tarafına karşı oynayalım, bir belediye falan gelsin. Reklam olsun. Tamam. Başkanım, güzel bir şekilde. Tuncay'ın gülme sahnesiyle gülüp alkışlarla huzurlarınızdan ayrılıyor. Ondan önce sayın misafirimiz, ayrıca Ataşehir ilçemizde okullarımızda görev yapan çok değerli öğretmenlerimiz ve siz çok kıymetli öğrencilerimiz. Bu etkinliğimizde bizlere destek verdiğiniz için hepinizi yürekten alkışlıyoruz. Değerli misafirlerimiz, bu güzel saatlerin anısına kıymetli oyuncularımıza ve misafirlerimize çiçek takdimimiz olacaktır. Bu anlamda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Sadık Kayhan'ı sahneye davet ediyorum. Değerli öğretmenlerimizi de sahneye davet ediyorum. Kültür Müdürümüz Sayın Volkan Aslan'ı da sahneye davet ediyorum. Ve onun öncesinde Tuncay abiden ne rica ediyoruz? Duyamıyorum. Duyamadım. Evet, rica edelim. Bakın, ben 30 seneden beri hep bunların böyle tek ayakta durmasından böyle büyük bir keyif aldım. Şimdi o keyfi çıkaracağım.